Efendim merhabalar, Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Bugün, ertesi gün, öyle denir ya, the day after, müthiş bir felaket yaşanmıştır, müthiş bir trajedi yaşanmıştır. Ya da muazzam bir şenlik, bir zirve, bir şey vardır, yaşanır. Ertesi gün onun not defteri çıkar, muhasebesi yapılır. Kim kazandı, kim kaybetti, zarar nedir? Ya da bilanço nedir? Bunlar konuşulur. Bugün onu konuşacağız. İki bölümde birer konuğum olacak. İlk bölümde Bir Gün Gazetesi yayın koordinatörü ve özellikle dünya konusunda, bölge konusunda araştırmaları, çok yakın araştırmalarıyla bildiğim bir arkadaşım. Şimdi mesela Hegemonya Savaşı kitabı tavsiye edilir. Dünyada Amerikan hegemonyasının geldiği noktayı gayet iyi anlatır. Zihin açar. Zihin açıklığı da iyidir. Malum. Ve Suriye Kapanı. Şimdi Suriye Kapanı kitabında adı üstünde. Bir de demiş ki bir cinayetin anatomisi. Dün akşam, hoş geldin. Hoş bulduk. Dün akşam kanal kanal böyle dolaştım. İşte kim ne diyor bu ziyaret hakkında, zirve hakkında, Erdoğan-Trump zirvesi hakkında diye. Şöyle bir izlenim edindim, oradan başlayacağım. Bu tam kitabın adına da yakışır biçimde. Önce kitabın sonuna gideceğim, sonra döneceğim. Bir kere yandaş kanallar çok enteresan bir şekilde Trump'ın elinin son derece güçlü olduğunu, buradan Türkiye'nin belli konularda bir iki bir şey koparırsa kendisini kârlı sayması gerektiği gibi bir izlenim sahibi olduklarını anladım. Yani onlar da çok umutlu değillerdi bu zirvede. Halk TV ekranlarında Serhan Asker'in programında Faruk Loğlu ve Yunus Emre, CHP Genel Başkan Yardımcısı, önemli isimler değerlendirdi. Ben Yunus Emre'nin bir ifadesini not ettim akşam. Şimdi dedi ki dış politikada geldiğimiz noktada artık temel prensip, temel ilke bakış şu. Bu Türkiye'nin işine yarıyor falan denirdi eskiden. Türkiye'nin işine yarıyor mu, yaramıyor mu? Hayır dedi Yunus Emre. Artık geldiğimiz noktada dış politikada prensip şu. Bu Erdoğan işine yarayacak mı, yaramayacak mı? Böyle bakılıyor dedi. Şimdi buradan başlayalım. Dünkü zirve. Ayrıntı ayrıntı geçeceğiz. Ne demek istediğimi ayrıntıları gördükçe sizler de daha iyi tabloyu birleştireceksiniz. Ve şunu söyleyeyim. Bunu tabii ki yandaş medya, malum medya anlatmayacak. Başka nerede de böyle bir puzzle bulabilirsiniz bilmiyorum. Başlayalım. İbrahim Varlı. Trump, Erdoğan zirvesi. Türkiye yarayıp yaramadığını birazdan bu kapana sıkışmışlıkla konuşacağız ama Erdoğan'a yaradı mı? Oradan başlayalım. Şöyle ki yaradı, evet, yaradığını söyleyebiliriz. Çünkü neden yaradı? İçeride ve dışarıda ciddi bir sıkışmışlık yaşıyordu Erdoğan. Öyle ya da böyle bir işte küresel bir güç merkezin başkentine gidip onun lideriyle görüşmek, onun yanında poz vermek bir şekilde önemli. Yani o lider için, giden için önem arz ediyor. Çünkü dikkat edersen Erdoğan uzun bir zamandır çok olabildiğince seyrek bir şekilde batılı ülkelere gidebiliyor. Genelde daha doğu ülkelerine, Orta Asya ülkelerine gidiyor. Bu nedenle yani Trump'ın işte Beyaz Saray'da Trump tarafından ağırlanması veya Almanya'ya gitmesi veya Merkel'in buraya gelmesi, yani bir şekilde o verilen poz içeriğinden bağımsız olarak bir şekilde bir kazançtır, bir kazanımdır. Çünkü yalnız yani artık Tayyip Erdoğan biliyorsun uluslararası kamuoyu tarafından, uluslararası toplum tarafından bir işte Macaristan devlet başkanı Viktor Orban gibi görülüyor. Yani çok daha yalnızlaştırılan, otoriter kişiliği sürekli vurgulanan, çok görüşülmek istenmeyen bir figür haline gelmiş durumda. Ki zaten kendisi de öyle. Bu nedenle öyle ya da böyle içeriğinden, yasamalardan fark olarak o verilen poz önemlidir. Şimdi, çünkü hadi. Benim yanımda, hani ben gittim, bakınız siz bana otoriter, diktatör diyorsunuz. Ama bakınız ben gidiyorum işte, hani Merkel'le görüşüyorum, Trump'la görüşüyorum.
Macron'la görüşüyorum. Hani bakın bunlar da hani insan hakları konusunda özellikle Avrupa cephesi çok sık eleştiriyor ama geliyorlar. Fotoğrafı kesin bu anlamıyla. Ama bir yarama meselesinde, kazanç meselesinde bir nokta daha var. Yani bu evet genel olarak böyle. Evet. Bir de özel bir durumu var Erdoğan'ın. O da şu, Temsilciler Meclisi'nden geçen yaptırım yasasında Erdoğan ve ailesinin mal varlığının soruşturulması maddesi var. Evet. Dolayısıyla Erdoğan burada kişisel olarak zaten hani Cumhurbaşkanı olarak artık gerçekten Türkiye'nin bekasından değil, pek çok uzmanın da ifade ettiği üzere Erdoğan'ın bekasından söz ediyoruz. O bekada en zayıf noktalardan biri de yaptırım yasasında Senato'nun gündemine gelmesi beklenen ama birazdan konuşacağız. Bu gezi sonrasında koparılan tavizlerle ya da duruma bakılarak gelmemesi beklenen yaptırım yasası. İlk defa Türkiye Cumhuriyeti'nin başındaki bir isim hakkında mal varlığının araştırılması küresel çapta konulu bir yasa tasarısı gündeme geldi. Biz bunu daha önce, efendim Johnson İnönü'ye falan mektup yazdı, aman da kıyamet koptu, şöyle de oldu, böyle de oldu. Bakın böylesi hiç olmamıştı. Bir Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hakkında böyle bir şey hiç olmamıştı. Dolayısıyla tabii evren hariç evrene de şöyle olmuştu. Mal varlığı meselesi değil, bir takım ülkelerden darbeci diye tepki gelmişti biliyorsunuz. Hatta Mandela ödülleri reddetmişti falan, onlar bir kenara. Ama Cumhurbaşkanı hakkında mesele, burada rahatladı mı Erdoğan bir de ilaveten? Rahatladığını görüyoruz şöyle dün akşam itibariyle, daha tam doğrulatamadık ama daha doğrusu doğrulatma şöyle, ajanslara düşen haberler yola çıkarak söylüyoruz. Bu tasarının Cumhuriyetçi senatör, yani dün Erdoğan'la Trump görüşmesine katılan, Erdoğan'a sorular soran Cumhuriyetçi senatörler tarafından, Lindsey Graham tarafından engellendiği. Şimdi orada bu kazanı bir görelim. Bakın, evet. Şimdi bir fotoğraf. İki başkan diyelim, zirvede buluşuyor. Evet. İşte yanlarında eşleri, first lady'ler. Evet. Aile fotoğrafı. Yanı sıra bir de heyetler fotoğrafı. Birazdan heyetler fotoğrafına geleceğim. O da çok şey anlatıyor çünkü. Ama şu fotoğraf daha önceki zirvelerde bizim görmeye alışık olmadığımız bir fotoğraf. Ofisinde, Trump'ın ofisinde söz ettiği Cumhuriyetçi senatörleri var. Lindsey Graham başta olmak üzere. Bir tür ikna odası dedim ben buna. Yani Trump'ın ikna odası Beyaz Saray'da. Şimdi bakın koltukta soldan ikinci Lindsey Graham. Nedense Çavuşoğlu ayakta, Dışişleri Bakanı hemen Erdoğan'ın arkasında ayakta. Onu anlamadım. Herkes oturuyor niye ayakta? Acaba işte oradaki görevliler gibi. Çünkü şeysi de tercümanı da yanında. Şimdi bu fotoğraf bakın. Pek alışık olduğumuz fotoğraf değil bizim. Cumhuriyetçi senatörler davet edildi. Ve ikna edilmek, ikna çabası oldu. Peki kim kimi ikna etmeye çalıştı, kim ikna oldu? Yani Erdoğan mı ikna edildi, Cumhuriyetçi senatörler mi ikna edildi? Ya da Erdoğan ikna edilince mi Cumhuriyetçi senatörler ikna oldu? Bu fotoğrafın bize... Şimdi esasında evet, yani şifrelerini okumaya çalışırsak tabii çok aslında hazin bir fotoğraf. Biliyorsunuz yıllarca bu muhafazakar iktidar Ecevit'in fotoğrafı üzerinden büyük büyük propagandalar yaptı. Anti propagandalar yaptı ayakta diye. İşte diğer de uyuzdu. Şimdi bu Dışişleri Bakanı'nın bu pozisyonda çanta taşır vaziyette, yani bir çantacı pozu vermesi çok hazin esasında. Bahsettiğimiz kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı. Yanına oturan, koltukta oturan kişilerde esasında Cumhuriyetçi sıradan senatörler. Maalesef Cumhuriyetçi senatörlerinin en azılı olanlarından, en muhafazakar olanlarından. Ve orada bir anlamda Trump, alın bakınız ben hani Erdoğan arkadaşımdır, dostumdur, alın siz ikna edin diye. Ve orada hakikaten tırnak içerisinde ikna odasına alınmış gibi sorular sordular. Çeşitli sorular sordular. Birçok
alanında. S-400'lerden, Suriye politikasından, Rusya'ya yanaşmasından çeşit çeşitli sorular sordu. Ve Erdoğan onların, ya senatörler dediğimiz, özetle hani izleyicilerin anlaması açısından milletvekillerine, ABD'li milletvekillerine, parlamento milletvekillerine hesap verdi. Kendisini onlara açıklamak zorunda kaldı. İkna etmek zorunda kaldı. Ama ne hazin bir tablo. Çünkü siz zaten o ülkenin devlet başkanıyla, ya Trump'la zaten görüşmüşsünüz. 1 saat 15 dakikalık bir görüşme. Sonrasında hani eğer ikna edilmesi gereken kişiler varsa Trump kendi milletvekilleri, bunlar kendi senatörleri Trump'ın, cumhuriyetçi senatörler. Hani ikna edilmesi gerekiyorsa Trump'ın gidip ikna etmesi lazım. Ama siz hem Trump'ı, yani hem cumhuriyetçilerin, cumhuriyetçi partinin başkanını, hem de ABD devlet başkanını, bir de onların milletvekillerini, yani senatörlerini ayrı ayrı ikna etmek zorunda hissediyorsunuz. Şimdi bu toplantıdan sonra zaten ortaya çıktı ki, anladık ki, şimdi cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, Erdoğan'la Trump arasında neredeyse bir özel temsilci gibi bir mekik diplomasi yürütmüştü zaten, Ankara'ya gelmişti, evet, vesaire. Bu konularda son derece net bir isimdi. Türkiye'ye yaptırım konusunda ki o tasarılardaki rolüyle biliyoruz vesaire. Şimdi buradan sonra neden, hangi konuda ikna olduklarını birazdan geleceğiz. Amerikalı senatörlerin, Trump'ın, yani Erdoğan'ın verdiği tavizler demekte herhalde bir beis yok. Bunları göreceğiz. Ama başta şunu hemen belirtelim. Taviz verildiğini zaten hemen az önce söylediğim gibi Ermeni soykırım tasarısının senatoda bloke edilmesi kararıyla anladık. Fakat bloke edilen Ermeni soykırım tasarısı aslında hiçbir müeyyidesi olmayan, tabii sonunda Türkiye'nin başına çok büyük dert açacak bir tasarıydı ama onu bloke ediyorlar. Amerikan tarafı bir taviz verdi, alınan tavizlere karşılık. Ama yaptırım meselesi hala Demokles'in kılıcı gibi duruyor. Onun da senatodan çıkma ihtimali düşük ama gene de duruyor. Neyi bekliyor? Belli bir zamanı bekliyor. Şimdi müsaadenle İbrahim Varlı birkaç başlık vereceğim. Bir kere Cumhuriyet tüccar diplomasisi demiş. Tam da hani böyle sıkışırlar ya, aldım verdim birazdan. Nerede anlaştılar da tam da o kare var. Böyle bir el sıkışıyorlar ki tam vardır ya öyle işte kurbanlık satışında sıkışılır. O fotoğrafı verseniz arkadaşlar, sonra tekrar döneriz ona. Nerede anlaştılar fotoğrafı, onun içeriğine sonra döneriz. Bakın görüyor musunuz? Bayağı böyle el sıkıştılar. Alalım şimdi. Al gülüm ver gülüm. Şimdi bunu böyle değerlendirmiş Cumhuriyet. Sabah gazetesi kararlı duruş demiş. Sözcü gazetesi aslında yok hükmünde bir meseleyi manşete taşımış. Mektubu verdik, FETÖ'yü istedik demiş. Hani mektubu verseniz ne olur, vermeseniz ne olur? Gelmiş, gitmiş, gereğini yapmamışsınız. FETÖ'yü isteseniz ne olur, istemeseniz ne olur? Dışişleri Bakanlığı'nın raporunda sürgündeki din adamı diye geçiyor, öyle değil mi? Tabii, FETÖ, aynen. Fethullah Gülen. Ay ben niye FETÖ diyorum? FETÖ örgüt adı Fethullah Gülen. İçinde sürgündeki din adamı deniyor. Şimdi gelelim adım 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 nasıl ikna oldular karşılıklı? Kim kimi nerede ikna etti? Bakın dün NTV'de yanılmıyorsam bir yorumcunun söylediğiydi. Mesela diyor ki mektup yakışık, seviyesiz ama aman üzerinde de durmayalım. Türkiye'nin bekasıysa sorun, o ihmal edilebilir bir mesele diyor. İkincisi, tek tek saydılar. Trump'ın elinde ne gibi kozlar var? O kozları kullanarak bizden ne isteyebilir? 5 aşağı 5 yukarı biraz da sıkıntıyla dile getirdiler. Bakmayın Erdoğan'dan kararlı duruş diye. Erdoğan'ın kararlı duruşunun ne olduğunu birazdan göreceksiniz hanımefendiler, beyefendiler. Başlayalım. Nereden başlayalım? Şimdi, ay şuradan başlayalım. Yeni Şafak gazetesi Twitter'dan duyurmuş. Zirve öncesinde coşkulu kalabalık Erdoğan'ı selamladı diye.
Bir görelim o görüntüyü arkadaşlar. Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi iki kişi bayrak sallıyor. Yani ikilerce kalabalık var. Ama ben tabii hak yemeyeyim. Şöyle söyleyeyim. Bunu görünmeyen kısmında 6-7 kişi daha var. Onu aşmadığını zannediyorum. Görebildiğim görüntülerden. Fakat her şeye rağmen hani sayı şudur budur. İki kişinin görüntüsünü coşkulu kalabalık diye vermek medyanın zaten geldi. Çok hazin dedi ya, çok hazin bir tablo dedi. Evet. Bu ofisteki, Trump'ın ofislerindeki görüntüler için İbrahim Varlı. Medya konusunda yaşananlar beter hazin. Onu sonra döneceğiz. Şimdi gelelim. Şuradan başlayalım. Trump daha başta Oval Ofis'te merhaba paslığında açtı elini, gösterdi. Ve çok net anlattı. Hani tevhile, efendim, ay, onu mu demek istedi, bunu mu demek istedi sorularına yer vermeyecek bir biçimde çok net anlattı. Önce efendim hanımefendiler hoş geldiniz dedi vesaire. Arkasından Kürtlerle konuştuk. Çok memnunlar durumdan diye de meseleyi çok açıkça anlattı. Şimdi daha nasıl açık söylesin? Ateşkes devam ediyor, gayet memnunuz. Kürtlerle konuştuk, onlara da sormuşlar. PYD'yi, YPG'yi kastediyor. Onlar da memnun durumdan diyor. Şimdi elini açık ediyor. Kürtler bizim dostumuz, kardeşim diyor ya da müttefikimiz diyor, ne demek istiyorsa. Suriye meselesinde bunun ne anlama geldiğini soracağım ama şuradan bir not daha paylaşarak evet. İbrahim Varlı'ya söz bırakacağım. Bakın, günlerce ben bu programda konuklarımla konuşurken hem ben söyledim hem konuklarım açıklıkla çok güzel anlattılar. Meselenin anası S-400 füzeleriydi. Yani orada efendim zaten güvenli bölge, bir güvenli bölge vesaire, onların birazdan oraya da gideriz, ne anlama geldiğini konuşuruz. İkinci meseleler onlar. Mektupmuş, Fethullah Gülenmiş, onlar zaten hani lafa bile gelmemiştir, belki bir kağıt konmuştur önlerine. Böyle de bir notumuz var diye. Mesele S-400. Nitekim Erdoğan ve Trump nerede anlaştıklarını çok net bir biçimde kelimelere döktüler. Bakın, bu işte el sıkışma, hani tüccar diplomasi diyor ya Cumhuriyet. El sıkışmışlar, kurbanlık alışverişi tamam. Trump diyor ki, Türkiye'nin S-400 satın alması büyük zorluklar çıkarıyor. Bugün de konuştuk, gelecekte de görüşeceğiz. Umarım bu sorunu çözeceğiz. Dışişleri Bakanımız ve karşılıklı güvenlik danışmanlarımızın S-400 konusunda çalışması için anlaştık. Erdoğan da diyor ki bu konuda karşılaştığımız sınamaların üstesinden ancak diyalogla gelebiliriz. İbrahim Varlı, ne demek istiyorlar? Yani S-400 hani o mesele bitti demişti, kapandı demişti Erdoğan. Biz buradan ne anlıyoruz? Bir de şeyi hatırlayalım. Güvenlik danışmanından söz ediyor ya Trump. Evet. Onun güvenlik danışmanı Trump'ın O'Brien zaten 3 gün önce daha Erdoğan yola çıkmadan önce bir mesaj göndermişti. Diyor ki aktive edilirse şayet diyor Türkiye eğer S-400'lerden kurtulmazsa büyük olasılıkla yaptırımlara maruz kalacak diyor. Aktive edilmemeli. S-400'lere NATO'da yer yok diyor. Bu kadar açık konuştular. Dahası Trump'ın bir mektup yazdığı, 3 şart öne koştuğu söylendi. Onlardan birinin evet S-400'lerin aktive edilmemesi ve bu konuda Amerikan yetkililerinin zaman zaman gidip aktive edildi mi edilmedi mi diye kontrol etmesi şartı vardı.
Şimdi biz bugüne kadar S-400'lerde burundan kıl aldırmadık gibi. Bu geldiğimiz nokta özellikle Trump'ın az önce söyledikleri, Erdoğan'ın da ekledikleri ne anlatıyor bize? Ya muhtemelen şu, evet bir şekilde S-400'lerin belli parçaları, ana gövdesi geldi artık. Ama onlar aktive edilmeyecek. Yani bir hangarda tutulacak. Ya uzun... bunda mı anlaştılar? Ya şu anda, o, şimdi tam olarak neden anlaşmalaşılmadıklarını önümüzdeki günlerde hem Suriye savaş sahasında hem de Rusya ile olan ilişkilerde göreceğiz. Çünkü buna sadece kameraların önünde bize yansıyanlar. Bir de tabii kapalı kapılar ardında belki de hiçbir zaman göremeyeceğimiz bir takım anlaşmalar da yapılmış olabilir. Yani ne sözler verildi onlar işin gizli tarafı. Hı hı. Bilinen tarafı şu, en azından şu an için Türkiye bunları aktif hale getirmeyecek. Zaten Türkiye alırken hani biz bunları aktif hale getirmeyeceğiz. Hani örtüsü dahi kaldırılmayacak. Ankara'da bir hangarda bekletilecekler. Belki hani bu biraz daha düşük bir ihtimal ama hani buradan bunların başka bir yerlere gönderilmesi de söz konusu olabilir. Azerbaycan falan. Tabii gibi. Azerbaycan olabilir. Başka bölgeler, başka daha yakın komşu ülkeler olabilir hani Türkiye'nin de. Bir not al, KKTC olabilir mi diye soracağım o doğalgaz meselesinden hareketli. Şimdi sen devam et bu zirvenin. KKTC'nin olması biraz hani olabilir mi? Olur, neden olmasın? Yani sonuçta bu mesele. Onu sonra gelir zaman. Evet, evet.